Sağ olasın. Aslı. Baba. Senin ne işin var burada? Ben... Yürü. Bana bak. Senin ne işin vardı Fırat'ın odasında? Baba ben burada çalışıyorum. Burada mı çalışıyorsun? Ne zamandan beri? Baba hani demiştim ya iş buldum diye. Bir şirketin duvarına resim yapıyorum. O şirketin Fırat Bey'in şirketi olduğunu niye söylemedin bana? Bilmiyordum ki baba. Ben başta Fırat Bey'in kim olduğunu bile bilmiyordum. Yalan söyleme bana. Baba yemin ederim bilmiyordum. Ta ki annem karşısına geçip kızana kadar birileri çekmiş videoya onu izlediğimde anladım her şeyi. O günden beri de arkamdan iş çevirmeye devam ettin yani. Babam iş çevirmek değil. Vallahi bilemedim. Annenin babanın arkasından oyun çevirmeyi bildin. Gelip doğruyu söylemeyi bilemedin yani. Baba işi bırakacaktım tamam mı? Ama paramız yoktu. Durumumuz kötüydü. Sen de çalışmıyordun o sıra. Ben de düşündüm nasıl olsa bir aya kadar bitecek bu resim diye. Biliyor musun Fırat Bey beni de işe aldı. Şoförü olarak. Ne? Ne ya? Muhtemelen haberi yok benim kızım olduğunu. Bana bak. Hemen şimdi işi bırakacaksın. Ama... Aması maması yok. Bitti dedim o kadar. Baba bari izin ver resmi bitireyim. Çok ayıp olur Fırat Bey'e. Hayır. Şimdi yukarı çıkacaksın. Ben çalışamıyorum, beceremiyorum. Hastayım diyeceksin. Ne yapacaksan yapacaksın, ayrılacaksın. Hadi. Ben burada bekliyorum. İşin enteresanı ne biliyor musun? Ben de onun sevgilisini kaçırdım. Özleşmiş olduk. Sevgilisi mi? Henüz tanışmadık, bilmiyorum. Senin zaten neyden haberin var ki? Mağara gözlüm. Hadi kapat telefonu. Bugün bir daha rahatsız etme beni. Yok. Olamaz. Olamaz. Mümkünatı yok. Gel. Refik diye biri arıyor abi. Aç. Sesi hoparlöre ver. Alo. Ne var? Cemil Bey, şey diyecektim. Hani Fırat'ın bir sevgilisi var demiştiniz ya. O sevgilisi kimdi? Ne o Refik? Magazin muhabirliğine mi başladın? Yoksa yeni bir şey mi var Fırat cephesinde? Yok Cemil Bey, gözümü dört açmak için soruyorum. Sesindeki garip telaştan anladığım kadarıyla benden bir şey saklamaya çalışıyorsun. Neler oluyor dökül hemen. Yok Cemil Bey, vallahi billahi değil. Gözümü dört açmak için sordum. Neyse görüşürüz. Nazlı Refik'i neden işkillendirdi bir araştır bakalım. Nazlı hakkında bilgi topla. Adı dışında bir şey bilmiyoruz. Başlayın abi. Ne diyeceğim ben şimdi? Allah'ım yardım et bana. Ya tam her şey yoluna girdi derken... Yok. Hayır, olmaz. Ben gerçeği söyleyemem Fırat'a. Nazlı? Sen niye ayaklandın böyle? Geç, dinlenmen lazım senin. Gel, oturtayım seni. İyi misin? İyiyim. Ne oldu, garip davranıyorsun? Yok. Yani yok bir şeyim. Aslında var. Tabii bütün bu olanlardan sonra insan normal davranamıyor haliyle. Ben de tam seni evine bırakayım diyecektim. Biraz da sen dinlen. Hayır. Yani asıl senin dinlenmen gerekiyor. Ben zaten babamla bir işim vardı, onunla buluşacaktım.
Öyle desene. Tamam, yarın görüşürüz. Yarın... Yarın gelmesem olur mu? Yani kendimi biraz hasta hissediyorum. Birkaç gün izin alsam. Biliyorum duvarda yarım kalan bir resim var. Çok ayıp ama... Olur tabii canım. Saçmalama. Canın ne zaman isterse o zaman gel başla. Tamam. O zaman sen de iyice dinlen, tamam? Görüşürüz. Görüşürüz. Baba, ben geldim. Nerede kaldın? Boyaları falan topladım. Bir ara uğrayıp alacağım. Alo. Fırat Bey. Ben bugün midemi kötü hissediyorum. İzniniz olursa hastaneye gidebilir miyim? Sağ olun efendim. Sağ ol. Hadi düş onu. Thank you.